Kartal Bakışı'ndan merhaba değerli izleyiciler. Her hafta Beşiktaş maçından sonra olduğu gibi Şafak Malatya ile birlikte Beşiktaş'ı konuşacağız. Kayseri deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı Beşiktaş. Oradaki maçı konuşacağız. Yeni transferleri konuşacağız. Fernando Santos'u konuşacağız. Beşiktaş yönetimini konuşacağız. Şafak Malatya selamlar. Konuşabilecek miyiz? Konuşacağız. Becereceğiz mi yani? Yapacak bir şey yok. Yani bu Beşiktaş'ı nasıl konuşacağız ben çok merak ediyorum. Konuşacağız ama şunu da hatırlatalım. Play Spor ekranlarındayız. Lütfen abone olmadıysanız Play Spor'a abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, olumlu olumsuz her türlü yorumunuzu da yazmanızı rica ediyoruz. Dönüşler bizler için çok kıymetli, çok önemli. Her birine bakıyoruz. Cevap vermemiz gerekenlere de cevap veriyoruz, onu da söyleyelim. Lütfen bizi takip etmeye devam edin diyelim. Ve geçelim mi artık maça? Geçelim. Başla bakalım. Nedir Kayseri Spor maçı ile ilgili düşünce? Bir kere sağ içinden direkt başlayalım. Hı hı. Biliyorsun yayıncı kuruluşta yayınladı. Bu XG verisi dedikleri son yılların illeti var ya. Gol beklentisi. Hiç de sevmem ama evet var. İşte yapacak bir şey yok. Popüler kültür. XG verilerine baktığın zaman Beşiktaş şu an bu haftanın son sırasında. XG verisi ne demek? Gol beklentisi. Gol X, bir de XA var. Sanırım o da asist beklentisi olan. Velhasıl kelam Beşiktaş'ın sadece bu hafta Süper Lig'de değil kendi tarihinde de İkinci kez oluyor böyle bir şey. Bir de Şenol Hoca döneminde bir Fenerbahçe derbisinde oyunu kilitlemişti hoca. Hiç unutmuyorum onu. Orada da bir 0.8'leri mi 6'ları mı ne gördü Beşiktaş. Velhasıl kelam orada bir derbi müsabakası var. Ve skoru kilitlemeye çalışıyorsun. O bir nebze anlaşılabilir. Ama transfer tahtası yeni açılmış. Başarısızlıktan hoca değiştirmiş. Sanırım haftalardır galip gelemeyen bir takımdan bahsediyoruz. Senin kalemde 8 net pozisyon buluyor. Direkten dönen topu var. Sen 70. dakikaya kadar top oynamıyorsun. Şimdi ben buradan Beşiktaş yönetimine sesleniyorum. Güzel işler yapmaya çalışıyorlar. İşte Muçi transferi, Musrati transferi, bunları konuşacağız. Ama bu hocayla olmaz. Bak şimdiden söylüyorum, bana kızan izleyicilerimiz olabilir. Bu kadar net misin? Çok netim. 13 Şubat değil mi bugün? 13 Şubat itibariyle söylüyorum. Beşiktaş'ın forması şu kadroyla ligi 3. bitirir. Yani çok elzem durum olması lazım. Ama seneye ortalama 40 maçlık periyotta Beşiktaş bu hocayla, bu oyun anlayışıyla daha doğrusu hocadan ziyade bence ilk üçü göremez. Net göremez yani. Çünkü düşünebiliyor musun? Hani bu senenin bir özürü var. Kötü giden işler var. Önümüzdeki sezona 6-7 maç, 8 maç domine ettiğini düşün. Ki çok zor bu oyun anlayışıyla. Sonrası beklentiyi de yükselteceksin. Yazın muhtemelen çok önemli isimlerden bahsediliyor transferle alakalı. Biraz bunun sinyallerini de verdiler. Bakma geç kaldılar ama iki tane iyi transfer indirdiler. Büyük transfer. Böyle bir durumda Fernando Santos da olmaz. Ben şimdiden söyleyeyim. Yerli adayım İlhan Palut. Alabiliyorlarsa. Sözleşmesini hocanın bilmiyorum. Yabancıysa sadece milliyet söyleyebilirim. Almanya'da İtalyan bir hocayı alıp getirsinler abi. Arkasına yaslansın Beşiktaşlar. Çünkü başkanın söylediğiyle sahada gördüğümüz birbirine tezat. Ne dedi başkan? Hem de bu stüdyoda dedi. SWOT analizini yaptırdık dedi. Beşiktaş camiası ileride basan, önde oynayan, hücum eden bir takım istiyor. Bu Beşiktaş'ın genlerinde var dedi. Hoca ne diyor? Önce savunma güvenliği. Ümraniye'den de duyuyoruz. Önce birinci bölgeyi koruyalım, ikinci bölgeyi. Yani hiç adamın umurunda değil hücum. Şimdi şeye bakıyorsun, Samet Hoca'ya bakıyorsun. Samet Hoca, Fernando Santos gelmeden önce Ümraniye'deki bir basın toplantısında Yusuf Sarı ile alakalı soru üzerine şu cümleyi kurmuştu. Bizim Yusuf Sarı ile ilgimiz yok derken şu şekilde tamamladı. Beşiktaş takımı kontra atak oynamaz. Kontra atak oynayan oyuncuların da peşinde koşmaz. Beşiktaş takımı kontra atak bile oynamıyor hocam. Yani merkezden bir şey yok. Sağdan yok, soldan yok, hiçbir şey yok. Oyuncu bazında biraz sonra değineceğim ama bu oyunla Beşiktaş taraftarı ya çok erken belki büyük bir ihtimalle Galatasaray maçı çok ciddi kaoslara sebebiyet verebilir. Sanırım 3 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsam takvimden ama ben bu yönetimin sezon sonuna kadar Santos'ta kesin devam edeceğine emin olmakla birlikte önümüzdeki sene için şimdiden Beşiktaş yönetimi çünkü forvet arıyorlar, sol öne arıyorlar biliyorum. Bir tane de hoca aramaları lazım. Şöyle başlayayım ben de. Kayserispor maçının bir 15-20. Dakikası oldu. Ben uygulamadan baktım. Antalyaspor'la kupa maçı oynadı ya Beşiktaş. Acaba dedim kupa maçı mıydı bu? Yani bu Antalya değil de biz Kayseri'yle oynadık da Beşiktaş Kayseri'yle oynadı. Rövanşı mı yapıyor Beşiktaş? Çünkü ilk maçı 2-1 kazanmışsın. Bu maçta 0-0'a eğer oynarsan problem yok. Tabii. Ya bir kupa, bir elemine durumu varsa Avrupa'da, Lig Kupa'da bunu anlayış gösteririm. Evet. Bu oyunu anlayış gösteririm. Beşiktaş,
Şimdi Fernando Santos şunu söyleyebilir. Kardeşim 4 tane hücumcuyla çıktım, beğenmiyorsunuz. Mulek oynadı, Semih oynadı, Cenk oynadı, işte Muçi oynadı. Ya oynadı da onların arkasında onlara top atması gereken iki futbolcu var. Biri Gedson, biri Amarty. Amarty'nin topla ilişkisi sıfır. Gedson da kariyerinde en büyük yaşadığı sıkıntı zaten top dağıtmak ve finali yapamaması. Ne yapabilirim o zaman, ben bir teknik adam olarak düşünüyorum. O zaman beklerle hücum yapmalıyım. Ya bir bekinde Bahtiyar oynuyor, bir bekinde Onur oynuyor. Bu sezon belki de en fazla eleştirilen 3 oyuncudan 2 tanesi var. Aynen öyle. Daha Masu Akun dönmemiş. Svensson herhangi bir performans sergilememiş. Geliyorum geriye. Şimdi bir yeni transferini oynuyor. Değil mi? Joe Worrell. Topla ilişkisi takım içerisinde mücadele gücü yüksek olabilir ama topla ilişkisi en zayıf futbolculardan bir tanesi Necip'tir. Yani diğer futbolcular bence Gedson'dan daha iyi ya, o ayrı mesele de. Necip hani, bu arada en çok skor alandı. Kesinlikle. Fakat bu arkadaş topla hiçbir ilişkisi yok. Sol stoper oynamasıyla tamamen dağılmış durumda. Zemin zaten kötüydü ama yani topla yaptığı hiçbir şey doğru değildi. Hı hı. Belki kapalı savunmada Fernando Santos'un kafasındaki savunmada iş yapabilecek bir stoper olabilir. Ama Beşiktaş'ın genlerindeki o atak futbolda, önde oynamada geriye dönüşlerde sıkıntı yaşayacağı çok belli. Topla oynaması çok sıkıntılı. Sadece tek hamleli bir stoper olduğu Kayserispor maçında gözüktü. Ha, bu arkadaşım geçmişine bakıyorum. Nottingham Forest'ta Championship'te kaptanlık yapmış bir isim. Ama Premier Lig'de 9 maç oynayabilmiş sadece. Şimdi tüm bunları bir araya getiriyorum. Karşımda senin de söylediğin gibi bilmem kaç maçtır kazanamamış bir Kayserispor. Beşiktaş'ı iyi işler yapamadığı için gönderdiği teknik adamla 2 yıllık kontrat imzalamış. Burak Yılmaz, ki çok severim ben kendisini. O ayrı bir mesele. Transfer tahtasını son günü açmış. İlk 11'inden 5 futbolcusu sakat. Kartal cezalı. Evet. Ona rağmen çıkıp 70-75 dakika senin kalene gelmeni engelliyor. Kesinlikle. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğinde, çok özür dilerim sesi açık kalmış telefonum. Bunların hepsini bir araya getirdiğinde Fernando Santos dersine çalışmamış. Beşiktaş'ın senin kadar keskin olmamakla birlikte, o kadar keskin değilim ama bu hocanın genleriyle Beşiktaş'ın genleri sanki uyuşmuyor gibi. Şimdi bir 11'i bir ekran alabilir miyiz rica etsem? Rejiden daha profesyonel olsun. Rejiden rica edelim. Şimdi 11'e şöyle bir bakalım. Bak, hiçbir şey yapma. Hoca değilsin. Daha dün lisansı almışsın. İlk hocalık deneyimin. Esame listesini almışsın. Oyuncuların geçmişine bakmışsın. Hadi ona da bakmaya. Aç Transfermarkt gibi bir yerden bak. Sadece Ernest Muçi'yi Muleka ile yer değiştir. Cenk Tosun'u hoca sola attı. Oraya Semih Kılıçsoy'u at. Cenk çünkü bence artık 30-35 dakikalık oyuncu. Ona ayrıca değineceğim. Daniel Amarty yerine de Musrati'yi koy. Necip ile Vural'ın yerini değiştir. Bak, sadece bunlarla Beşiktaş bu maçı alırdı. Neden? Çünkü Joe Worrell yanındaki arkadaşına pas atarken bile ayak değiştirdi. Adam bir sol stoper değil. İki hamle stoperi. Geriden oyun kurmaya çalışıyorsun Joe Worrell'la. Oyuna Musrati'yi alıyorsun. Daniel Amarty'yi ileriye ucuma gönderiyorsun. Top yapsın, pozisyona girsin diye. Muhtemelen Daniel Amarty'ye hücum yap desen hangi dilde diye sorar sana. Yani o kadar kapalıdır hücumla alakalı aksiyonlara. Bir ihtimal geldiğinde, ben Portekizli Şenol Güneş diyorlardı ya hocaya, biliyorsun Santos için. Hani Şenol Hoca'nın şöyle bir durumu vardır. Bunu Mario Gomez de bile yaptı. İlk gelen oyuncuyu koymaz, bir iki hafta bekletir. Acaba diyorum, hani Mustati'de böyle bir şey mi oldu? Yani Muçi de yapmadı ama orada Raşisa biraz sakat diye belki olabilir. Bir de Musati hafif bir sakatlığı varmış galiba ya. Sakatlıktan döndü. Evet, yeni yani ama yeni. Tabii, yani demek istediğim şu. Acaba hani Daniel Amarty'yi küstürmeyeyim diye mi yaptı? Daniel Amarty'nin küsme refleksi de yoktur. Yani bence. Daniel Amarty oynama diye küsecek mi? İşte hani acaba direkt hani keseyim atayım diye. Bence Daniel Amarty'ye küsme refleksi diyorsa o da yoktur. Şimdi Muleka'ya bakıyorum. Muleka'ya maç öncesi sen 10 numarada oynayacaksın desen 10 numaranın ne olduğunu bence bilmiyordur. Yani Muleka çünkü tempolu oynuyor. Box'ta çok iyi oynayan bir oyuncu. Karıştırıyor. Öyle ya da böyle son vuruşları var. Daha birkaç gün önce Antalya maçında bunu gösterdi. Ya sen bu adamı 10 numarada heba ediyorsun. Şimdi Muleka'yı sağ tarafa at. Dinamizmden yararlan. Muçi'yi merkeze at. Ya da Muleka'yı öne at. Semih'i sola at. Cenk'i daha sonra al. Çünkü Cenk Tosun artık şunu kabul etmesi lazım Cenk Tosun'un bence. Ya Cenk Tosun 0-90 değil abi. 60-90.
50-90. 45-90 da muazzam. Girer, bitirir, halleder. Artık yorulmaya başladı. Bence. Bu sezonda üzerine çok yük bindi. Hem yük bindi, kötü bir takımda oynuyor. Sorumluluk almaya çalışıyor ama vücut el vermiyor artık o sorumluluğa. Tek başına yapmak istiyor. Görüyorsun onu. İyi niyetinden zaten şüphe yok. Ama bir yerden sonra Cenk mesela, bu dediğim ya hocam, Cenk'i al kenara. Gördüğüm en iyi Beşiktaşlardan biridir. Ya onda hiçbir sıkıntı yok. Beşiktaş tarihinin bence, bak yanlış anlama, belki bize kızacaklar ama herkes bir İlhan Mansız diyor ya. Bence Cenk daha faydalı bir oyuncu. Hani tarihse Cenk, İlhan Mansız kendine bakmadığı için, yanlış hatırlamıyorsam bir motosiklet kazasında mıydı bir yerde sakatlandı. Biliyorsun futbol hayatı bitti. Daha sonra işte başka spor dalları. Derbilerde golü yok. Cenk Tosun dediğin adam Beşiktaş'ın tarihine geçti. Avrupa'da, Türkiye'de. Ama artık bir Cenk'in şey yapması lazım. Bence biraz şimdi Cenk'in... Dinlenmesi lazım hocam. Belki evet, bak o çok kıymetli. Belki Cenk hala 90 dakika oynayabilecek, 80 dakikaya oynayabilecek seviyede çıkabilir ama son haftalarda çok fazla üst üste 90 dakikalar... işte uzatmalarla beraber 100 dakikalar oynadı. Tabii tabii. Biraz dinlenip azıcık dinlenmesi lazım. Aynen, kendini biraz daha dinlenmeye alması gerekiyor. Bunu hocanın da yapması gerekiyor. Bir de Daniel Amati ile ilgili şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın orta sahasında şu anda 3 futbolcu yok ha. Amir yok. Chamberlain yok, Salih yok. Bu isimler döndüğünde zaten Amati'nin oynayabilme ihtimali yok. Benim korkum ne biliyor musun, bak Muleka, Abubakar, hadi Amir ile Chamberlain sezonu kapattı. Muleka, Abubakar, Salih, başka kim var? Rashica. Asıl sol bek abi, Masuaku. Masuaku. Bu 5 oyuncu, Muleka dedim zaten, yanlış söyledim. Masuaku. Bu 4 oyuncu döndüğünde Fernando Santos'un ne yapacağından korkuyorum. Çünkü kurgulayamıyor. Yani şu 11'in kurgulayabilmek için, hani dün İstanbul'a inip hemen Amokaç öyle olmuş biliyorsun. Helikopterle indi gitti Kadıköy'de. Fenerbahçe maçında daha doğrusu gol atmıştı. Hani gelip hemen özel uçakla Kayseri'ye götürmüş olmaları lazım bu 11'i kurabilmesi. Şimdi gel seninle bir 11 yapalım. Bu kadro dizilişin böyle olduğunu farz edelim. Böyle diziliş. Kalede Mert zaten, o konuda hemfikiriz değil mi? Tabii. Sağ bekte Onur'u mu oynatırsın, Svensson'u mu oynatırsın? Sakat olduğu için şu an Onur'u oynatır. Hayır, hayır. Normal Onur'u oynatır. Normal her, Onur full kadroyuz şu anda. Sakat eksiklik yok. Sağ stoperde kim oynatırsın? Sağ stoperde şu an Necip var. Ya, ben Necip'i oynatmam çünkü Necip'i sola da koysam oynayabiliyor. Ya Joe Wurl ya da Omar Kole'yi oynatırım. Sol stoper? Sol stopere Necip'i koyarım. Ben de solda Omar Kole'yi, sağda Necip derim. Ya o da olabilir. Omar Kole, Necip de olabilir. Doğru. Sol bekte tartışmasız Masuaku'yu oynattık. Gel orta sahaya şimdi. Ama Amir de var, Chamberlain de var, Getson da var, Amarty de var. Getson bir mi? Musrati, evet Musrati'yi unuttuk. Musrati o ikisini kesinlikle, çünkü çok iyi tamamlar. 10 numaraya Muçi'yi koydun. Sola kimi koydun? Ben açıkçası sola, eğer Abubakar'ı da yazacaksak. Tabii ki. Abubakar ilk Beşiktaş döneminde solda oynadı. Hatta Antalya Spor'a karşı ligdeki ilk golünü de soldan atmıştı. Napoli'de de solda oynuyordu. Tabii. Yani ama şu kadroda ben olsam Semih, çünkü orada oynayabiliyor. Semih'i sola atar, öne Abubakar'ı atarım. Sağ tarafta da Rashica. Rashica. Bu kadroya Beşiktaş, senin söylediğin gibi beni korkutan ne olur biliyor musun? O kadroyla bile hoca defansı düşünebilir. Düşünebilir, düşünecek. Biz de bunu göreceğiz zaten. Ve burada da konuşacağız maalesef. O yüzden ben bu kadar erken mi dediğin noktada, o yüzden bu kadar erken diyorum. Biz geçtiğimiz gün müydü? En son yayınımızda mıydı? Hangisini hatırlıyorsun? Sen hatırlatsana. Hatırlıyor musun? Hangi yayında? Konuyu söylersen çok hatırlatayım. Çok fazlasıyla futbol anlamında muhafazakar, futbol anlamında tutucu bir teknik adam yorumunu yapmıştık. Tamam. Yanılmıyorsam 2 hafta önce. Tabii. Bir kere daha bunu tekrarlamakta fayda var. Şimdi Fernando Santos'un kariyerindeki en büyük başarısı nedir? Avrupa şampiyonası. Portekiz'de Avrupa şampiyonu. Evet. Peki Portekiz'de Avrupa şampiyonu olduğunda ben tek tek bunu açacağım da bakacağım da şimdi net bir şekilde de söyleyeceğim. Sen Fernando onu açana Santos kadar şunu bir kere evet, söyleyeyim baştan. Bak biz burada Fernando Santos'u gönderin, bundan olmaz, hayır, noktasında değiliz. Sadece diyorum ki kendi adıma, Trabzon galibiyetinden sonra da söyledim. Antalya Spor turundan sonra da söyledim. Puan kaybedilse bile mağlup olunmayan Kayseri maçından da sonra aynısını söylüyorum. Fernando Santos büyük hoca ama oyun mantalitesi Beşiktaş'la uymuyor. Bu çok büyük bir kriz yaratır. Yani bunu senede birkaç maç, örnek veriyorum, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı bu oyunu oynarsın. Oyunu tutarsın, oynarsın. Ama kalkıp da Kayseri Spor'a karşı, Antalya Spor'a karşı, Sivas'a karşı,
Pendik'e karşı bu oyunu oynarsan sen bu camianın senden ne beklediğini bilmiyorsun demektir. Şimdi Fernando Santos'un kariyerindeki en büyük başarının Avrupa şampiyonluğu olduğuna, 2016 Fransa olduğuna hemfikiriz. Tabii. Ben de o dönem Lig TV'de çalışıyordum ve takip etmiştim o turnuvayı da. Çok özel bir takımdı. Portekiz, Macaristan, İzlanda ve Avusturya aynı grupta. Portekiz grubu kaçıncı bitiriyor biliyor musun? Hatırlamıyorum. Üçüncü bitiriyor. Kaç puanla biliyor musun? 3 puanla. Tutmuş. Peki 3 puanla. Üçüncü bitiriyor. En iyi üçüncülerden çıkıyor. Normalde ilk iki çıkıyor. Peki D grubunda ülkemiz Türkiye var. Kaçıncı bitirdi turnuvayı biliyor musun? Onlardan. Üçüncü bitirdi. Kaç puanı var biliyor musun? 3 puanı var. Yani çok ilginç. Bizim çok eleştirdiğimiz. Aynen yani, yani yerle bir olan. Sonrasında Portekiz 2016 yılında ard arda oynadığı maçları hemen sana tek tek söylüyorum Avrupa şampiyonusu olduğunda. Hırvatistan'ı 1-0 yeniyor uzatmalarda. Maçı 0-0 devam ediyor, uzatmalarda gol atıyor. Polonya ile 1-1 berabere kalıyor. Penaltılarla geçiyor. Yarı finalde Galler'i 2-0 yeniyor. Finalde uzatmalarda ev sahibi Fransa'yı Eder'in 104-105. Dakikada falan attığı golle 1-0 yeniyor. Kaçını 109. dakikada atmış Eder golü. Yani şunu söylüyorum. Şu kadroyu bir saysana. Oo, sayalım. Ben hemen final maçını sayayım mı ilk 11'ini? Say. Kalede Patricio var. Sağ bek Suarez. Sol tarafta Guerrero, özür diliyorum. Stoperde Pepe ve Fonte. Onların önünde William Carvalho. Sağ tarafta Renato Sanchez. Ortada Silva. Solda Mario. İleride Nani ve Ronaldo. Ronaldo sakatlanıp yerine Quaresma girmişti. Yedeklerde işte Moutinho'lar, Ederler, başka Quaresma'lar, Bruno Alves'ler. Sana dediğim bu. Bu kadroyla bu skorları yaptı bu adam. Ya bütün maçları önce gelmek üzere devam etmiş. O yüzden diyorum ki bu saydığımız eksiklerde Beşiktaş'ın da şu an o kadar iyi bir kadrosu olmasa bile as oyuncular işte Abubakar gibi, Masuaku gibi, Amir gibi, hani işte Salih gibi, beğenme, Rashica gibi bu adamlar senin as oyuncuların. Tabii ki. Bunlar geldiğinde daha da iyi olacak diye bir beklentim yok benim. Beni üzen bu. Biz yine bu oyunu oynayacağız. Hani belki ne olur? Abubakar Semih'in yaptığı gibi çıkar, iki tane atar, maçı alır. Bir maç Semih atar, bir maç Rashica uzaktan dener, bir maç Muçi bir şeyler yapar. Ama hani şey vardı, hatırlar mısın? Bir ara Barcelona'nın Rumba de Barcelona şarkısını editliyordu Beşiktaşlar. O dönemki futbolu ya da hani bunu şimdi Şenol Güneş üzerinden okuyup anlamsız bir şekilde Şenol Güneş ve Quaresma nefreti olan Beşiktaşlar var. Yanlış anlamasınlar ama hadi dönelim şeye, Bernd Schuster'e. Hadi dönelim Bilic dönemine. Yani bu oyunları göremeyeceğiz Fernando Santos. Samet Hoca döneminde bile 2012. Aynen öyle. Samet Hoca'nın feda döneminde. Ben şunu da merak ediyorum. Serdar Hoca şu anda ekipte değil mi? Evet. Ve 6-7 tane de yardımcısı var. Mesela bir tane yardımcısı bile acaba hocaya itiraz ettiler mi? Yani onun sözünü dinlediğimi demiyorum. Ya hocam bu Muçi kariyerinde bilmem kaç tane maça çıkmış ve 4 kere sahada oynamış. O sahada oynadığı maçlarda da büyük bir ihtimalle takımda eksikler, sakatlar, cezalar varmış. Zorunluluktan sağda oynamış. Bu çocuğun genelde 10 numara oynamış. Arada bir de solda oynamış. Yani sağda oynadığından daha fazla oynamış solda ama asıl mevkisi 10 numara. Bu adam ikinci forvet. Kimse dememiş mi mesela hocaya? Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Eğer imza töreninde bir sıra önümüzde Muçi'nin babası oturuyordu. Büyük bir ihtimalle eğer hoca Muçi'yi şöyle bir 10 maç falan bu şekilde oynatırsa Muçi'nin babası gider der ki kardeşim ne kadar verdiniz? Biz bu parayı size geri verelim. Biz aracı olalım. Benim oğlumun zaten piyasası var. Bizi bırakın. Yani kariyerimizi burada bitiremeyiz. İş oraya doğru gider. Böyle ısrar ederse. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu noktada ileteyim. Kayseri'de müthiş kötü bir zemin vardı. Tabii. Ona rağmen Muçi hiç alışık olmadığı bir bölgede oynamasına rağmen şu özelliği benim çok hoşuma gitti. Öncelikle ileriyi düşünüyor. Yani alayım. Yanımda %70'lik adam var önümde. Arkam %100. O %70'i yapıyor, deniyor. Çalıma gidiyor. Dribbling yapıyor. Öne doğru oynamak isteyen bir oyuncu. Hep öne Cengi oynamak istiyor. Cengiz'in indirdiği pozisyon çok güzel. Yani çok faydalı olabilecek bir transfer gibi gözüküyor. Ama bu işin bir de maliyet boyutu var. Evet. Sen bu hem El Muhtari. Yok. Musrati. El Musrati, özür diliyorum. Hem El Musrati hem de Muçi transferi nasıl değerlendiriyorsun? Ya bir kere şöyle söyleyeyim. Önce bir sağ içinden değerlendirelim. Hı hı. El Musrati dediğin adam şu an, bunu ben söylemiyorum, Opta söylüyor, SofaScore söylüyor, işte WhoScore söylüyor. Artık nasıl dersen bu veri analiz siteleri sana şu datayı veriyor. Dünyada bu mevkide 3 tane adam vardı. Declan Rice, Rodri, El Musrati.
biri birse biri iki, biri üç, yani birer ikişer puanla yer değiştiriyorlar. Bu El Musrati transferinin hem de menajersiz çekilmiş olması, başkan özellikle söyledi bunu, bambaşka bir hikaye. Tabii ki burada biliyorsun Braga'nın büyük hissedarlarından bir tanesi de Paris Saint Germain'in başkanı, Katarlı ekip. Muhtemelen onların da payı olmuştur ki başkan da söyledi bu noktada destek olduklarını. Bana sorarsan parasını hak eder mi? 27 yaşında Cunti, Fabian Ernst ve dahi Atiba'dan sonra o mevkiyi dolduracak bir oyuncu aldı Beşiktaş. Ha, 12 milyon euro eder mi? Eder. Peki neden Şafak Malatya bu adam Manchester City, Juventus, Barcelona, Real Madrid tırnak içinde aptal mı? Niye almadı? Çünkü bu adamın dinamizmi eksik. O dinamizmi de şimdi oyun zekası, dinamizm, Gedson, Musrati birleştirdiği zaman Voltren oluşturacaksın. Bu hoca onu birleştirebilir mi? Hiç ümidim yok. İnşallah yapar. Ama Musrati transferi bence kiralık, üstüne 12 milyon euro sanırım kiralama bedelinin dışında kalan rakam. Bana sorarsan böyle bir oyuncu alacaksan ancak böyle alabilirsin Tuna. Ya bu topa hiç girmeyeceksin? Almalı mısın böyle bir oyuncu peki? Almalısın da şimdi almalı mısın? Yani sezon başı belki. Ama ya ben eleştiremiyorum çünkü Beşiktaş'ın ekmek ya gibi... Ya bu eleştiri değil ya, ben karşı bir diyalog yani istiyorum bu konuda. Ekmek gibi, su gibi ihtiyacı olan bir oyuncu Beşiktaş'ın. Onu söyleyeyim. Hocadan bağımsız bir transfer olarak söyleyeyim. Muçi konusunda benim bilgim şu yönde. O 10 milyon euroların, söylenen yazılan 10 milyon euro kadar para çıkmayacağı yönünde. Orada bir Icardi modeli, bir Delgado modeli var gibi gözüküyor. Yani bir sponsorluk modeli var gibi gözüküyor o transferde. Tabii ki detayları Beşiktaş Kulübü açıkladığında öğreniriz. Ama Muçi için de yatırım olarak baktığında ben şunu net söyleyeyim sana. Hem Muçi hem Semih Kılıçsoy Euro 2024'ten sonra sana ikisi 60 milyon euro getirebilir. İkisi. Doğru. Yani o da minimumlarda. Ben Semih'ten Allah inşallah kardeşimize Allah izin verir de işler yolunda gider. Semih 2-3 maç 11 başlayıp bir iki tane atarsa Avrupa şampiyonası. Tabii. Bamba, gider diyorsun. Gitmeli diyorum. Şu 11'e baktığın zaman, bugünkü Türk milli takımının 11'ine baktığın zaman, şimdi Barış Alper Yılmaz forvet oynuyorsa, ki her yerde çok başarılı oynuyor, Semih de o rotasyona girmeli. Bence. Yani bilgim, fikrim demeyeyim, bilgim biraz zor olduğu yönde. Şu anda bu arada ilk Avusturya ve Macaristan. Önce Macaristan sonra Avusturya. O kadroya çağrılacak büyük yani, ihtimalle Semih. Ama Avrupa Şampiyonası'na gider mi emin değilim. Semih ile Muçi'den Beşiktaş seneye bu zamanlarda, hatta biraz daha geç hatta, seneye Beşiktaş 2025'e girmeden çok ciddi paralar kazanabilir. Ama bu riske girilir mi? Söz sende. Şimdi Muçi futbolun içindeki scoutların futbolu bizim gibi değil de oyuncu tarama, bilgi edinme gibi işlerde kullanan insanlarla Muçi transferini duyduğumda, sorduğumda hemen hemen bir 6-7 kişiyle konuştum. 6-7 kişinin tamamı çok olumlu rapor verdi. Çok olumlu şeyler söylediler. Fulham, Bundesliga'dan Leipzig, İspanya'dan Real Betis, hep bu oyuncuyu izleyen, isteyen fakat o rakamlara çıkmayan kulüpler olmuş. En son 10 milyon pound herhalde Fulham'ın teklifi. Evet. Geri çevirmişler. Evet. Çok ilginç bir şekilde. Şimdi Beşiktaş zorlu bir süreçte, Sayın Hasan Arat gerçekten de çok zorlu bir dönemde Beşiktaş Kulübü'ne başkan oldu. Aynen Sayın Ahmet Nur Çebi'nin geçmiş dönemde ilk başkan olduğu dönemki gibi. Evet. Ekonomik olarak çok büyük kontratların imzalandığı, o gelmeden hocanın belirlendiği gibi çok sıkıntılı bir süreçte ekonomik olarak çok dar boğazlı başkan oldu. Ardından Victor Ruiz, Tyler Boyd, ödemeler, menajerler derken inanılmaz sıkışık bir döneme denk geldiler. Ardından El Musrati, oyuncuyu tabii ki biliyoruz. Oyuncunun ne geçmişte... Ben inanmadım bu arada. Bak, Muçi, evet, ben de ilk duyduğumda yok canım dedim. Bak, bildiğimiz değil. Çok affedersin böldüm ama Muçi dedim tamam hani aramışlar taramışlar bunu ama ben El Musrati'ye inanamadım abi. Evet, çok çok iyi bir transfer. Yani El Musrati kim diyeyim? Mesela Leipzig'e gitmiş olsaydı şaşırmazdım. İyi transfer yaptı derdim. Tabii. Yani Manchester City, Barcelona, Real Madrid tarzı takımlar hariç, o kalburüstü takımlar hariç hangi takıma giderse gitsin iş yapabilecek bir futbolcu. Bu konuda en fikrim. Fakat benim kafamda uyuşmayan tek şey rakamlar. Şimdi ben bunu eleştiriyorum diye algılamasın izleyiciler. Benim bu söylediğimin doğru olup olmadığı, haklı olup olmadığı bundan bir yıl, iki yıl sonra çıkacak ortaya. Şimdi
ya tutmazsa. Şimdi bu planlamanın o kadar ilmik ilmik işlenmesi gerekiyor ki Beşiktaş'ın kaybedecek bir 10 milyon eurosu, kaybedecek bir 14 milyon eurosu yok artık. Toplama baktığın zaman 24 milyon euro çok 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 büyük bir rakam. Günümüz döviz kurlarında. 800 yuvarlak hesap 800 milyon. Çok büyük para abi. Çok büyük para. Ama bak hemen oraya giriyorum. Bunlar, bu transferler niye yapıldı kardeşim? Gerek yoktu. Beşiktaş'a bu kadar büyük futbolcular, bu kadar vadeden futbolcular almaya ne gerek vardı demiyorum. Beşiktaş'ın böyle oyuncuları almaya lüzumu vardı. İhtiyacı vardı. Beşiktaş böyle futbolcularla ömrü boyunca var olmuştur. Hemfikirim. Fakat bunu hani amiyane tabiyle tırnak içinde söyleyeyim. Bu kadar çok lükse ihtiyacı var mıydı Beşiktaş'ın? Bilmiyorum. Bak yoktu demiyorum ama buraya da bir şerh koyuyorum. Bundan ya, bir yıl sonra göreceğiz bunun ne olduğunu. Pozitif manada da olabilir, negatif manada. Ama ben şuna bakıyorum. Bir risk. Tabii. Bak bir takımda 10 transfer yaparsın. Ben hep şunu söylüyorum. 6 tane tutuyorsa çok büyük başarıdır. Bak çok zordur 6 transferin tutması. Çok zordur. Yani 10 transferden 4'ü 5'i iyi çıktıysa geri kalanlar geleceğe yönelik falan mükemmelsin sen. Şimdi 2'de 2 yapmak kolay iş değil. Çok büyük bir riske girdi yönetim. Ama verdikleri sözleri tuttular. Tabii. Onu da söyleyeyim. Transferde geç kaldılar ama iyi ki geç kalmışlar dedikleri. Dedikleri nereye yaptılar? Dediler ki biz Avrupa'da son günleri bekleyeceğiz. Düşeş transfer bekleyeceğiz ama bu düşeş transfer değil. Evet. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Çok büyük bir yönetim başarısı olarak da görmüyorum. Mükemmel iki transfer. Niye görmüyorum? Bu paralar zaten çok büyük paralar. Ben de sana o zaman şöyle bir cevap vereyim. Aslında güzel oldu böyle karşılıklı. Aynen. Aynı fikirde olmadığımız zamanlar daha akıcı oluyor. Sezon başında Beşiktaş iki tane adam aldı. Bunlardan bir tanesi şu an Marsilya'da kiralık. Kendini parçalıyor hani kalabileyim mi diye. Maliyeti 10 milyon euro. Hasan Arat seçim vaadi olarak yani seçim propagandası olarak kullandı bunu. Belli falan ya, onları. Bir tane daha adam aldı. Şu an sezonu kapattı. Hatta sözleşmesini donduramıyor. Ve bu aldığı adamı da Türkiye'de kimse duymasın diye, bunu yanlış anlaşılmasın diyeceğim ama kimse duymasın diye bir menajerin ofisinde 3 gün beklettiler. Alelacele getirdiler, apar topar imzalattılar. Oxlade Chamberlain. Bu ikisinin maliyeti 20 milyon euro. Çok 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 kötü. Şimdi ben ticaret erbabı değilim, tüccar da değilim. Ama ben her zaman bir şirketin küçülerek büyüyeceğine ihtimal vermeyen taraftayım. Yani her zaman bir adım öne atarak büyüyebilirsin. Bunu şu an Galatasaray yapıyor. Fenerbahçe burada şey dışı, kapsam dışı çünkü... Tüm tuşa basıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe abi şöyle diyor ki 20 milyona Tuna'yı aldım. Ertesi gün kusura bakmayın Otokoç'u 30 milyona sponsor yaparım diyor adam. 40 milyona Şafa aldım. Abisi 45 milyona sponsor yaparım diyor. O kapsam yani, dışı şu anda Fenerbahçe. Ama Galatasaray aynı Beşiktaş'ın şu an yaptığını sezon başında dedi ki kardeşim biz büyüyerek büyüme modeline geçeceğiz. Bu kumarı oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde tutarsa... Ki tutmadı ama sadece katılım paylarından çıkardılar. Sponsorluklar hala geliyor. Bu oyunculara gelir sponsorluklar. Ayrıca sportif başarı devam ediyor. Ve önemli sportif başarıdan o. Dolayı Dursun Özbek, Sayın Başkan bundan bir hafta 10 gün önce bir relansman yaptılar. Biliyorsun ürünleri. Orada söylediği ifade 33.7 milyon euro 2023 yılının son 6 ayında gelir elde ettik dedi. Ha, bana inandırıcı geldi mi? Ben o noktasında değilim. Rakam bilançoda yazıyorsa bitmiştir. Adam diyor ki biz bu parayı sattık. İşte aldık, ben de bitti. O yüzden Beşiktaş'la ilgili bu kadar rahat şimdi, konuşabiliyorum. Açıklamaları bu yönde. Otomatikman böyle bir bunların hepsini aynı pota eritince Beşiktaş'ın böyle transferlere ihtiyacı var. Bu aynı zamanda aslında Hasan Arat yönetiminin bir güç gösterisiydi. Ne biliyor evet. musun şu anlamda? Biz en kötü olduğumuz zaman bile adımızla bu transferleri bak Hasan Arat'ın basın toplantısına dikkat çeken bir detay vardı imza töreninde. Muhabir arkadaşlarımız hep şu soruyu sordular. Bu oyuncuları nasıl getirdiniz? Nasıl ikna ettiniz minvalinde? İşte yüksek paralar. Biz yapmadık. Beşiktaş'ın adıyla yaptık. Ben ilki ilişkilerimden dolayı değil. Beşiktaş markası yaptı. Aynı şeyi biraz önce ben dedi. De söyledim. Aynen öyle. O yüzden şunu aslında gösterdiler. Biz bu haldeyken bile bu armayla bu transferleri yapabiliyoruz. Bunun yanına sportif başarıyı da koyduğumuz zaman ki dolayısıyla bu popülariteyi de getirecek. Yazın neler yapacağımızı göreceksiniz demek istedim. İşte bunu zaman gösterecek. Ben Muçi ve En-Nusrati transferinin tamamen saçmalık, inanılmaz yüksek paralar, böyle futbolculara ne gerek vardı kardeşim noktasında asla değilim. Hatta Muçi bence
senin söylediğinden çok daha yüksek rakamlar da olabilir. Biz tutamayız Muçi'yi 2 sene. Ama maksimum. Avrupa'da oynamak şart, onu söyleyeyim. Tabii. Avrupa'da olmadan olmaz. Cenk Tosun'u Şampiyonlar Ligi sattırdı. Aynen öyle. Sasha Boye'yi Şampiyonlar Ligi sattırdı. Aynen öyle. Bu transferle ilgili detayları da bu şekilde aktaralım. Artık son cümleler, yavaş yavaş bitireceğiz ama ben bir şeye de geleceğim. Yağız'a birkaç cümle edelim mi? Yağız Karabulut. Bence çok güzel bir hamleydi. Küçük kardeşimizi lansmanda tanıttılar biliyorsun. İnanılmaz güzel bir hamleydi. Bir de doğru olanı anlatıp övmemiz lazım. Ben de Yağız deyince Yağız Sabuncuoğlu diyeceksin. Ne alaka diyormuş. Yağız'ı burada övelim mi falan diye. Transfer döneminde şöyle yok. Yani bu çok net bir mesajdı. Düşünebiliyor musun? Altyapıda U9'da, U10'da, U11-12'de oynayan bir çocuksun. Gencecik bir kardeşini, seninle aynı yaşta bir çocuğu orada sahneye çıkarıyorlar. Yanında Muçi var, El Musrati var, işte Semih abin var. Bu çok güzel İnşallah bir şey. İnşallah bozulmaz. İnşallah böyle devam eder genç kardeşimiz. Ama şurada da önemli bir detay da verelim. Bu vesileyle Samet Hoca'yı tebrik etmek lazım. Eleştiriyoruz ama övgüyü de söylemek lazım. Bizim en büyük eksikliğimiz hani hep böyle dillere pelesenk olmuş şeyler. Fundamental. Abi bir çocuğun her şeyle ilgileneceksin. Semih'e biz Agüero yakıştırmaları yapıyorsak, bu çocuktan dünya standartlarında bir futbolcu olacak diyorsak tepeden tırnağa ilgileneceksin. Sadece gol sevinci yapmak da olmuyor iş. Bak styling için işte nasıl giyinecek, saçını nasıl tarayacak, diksiyon, yabancı dil. Tebrik ediyorum Samet Aybaba'yı. Bunu inşallah birçok futbolcu özelinde, hatta gruplar özelinde de yayarlar. Ki zaman zaman Fırat Fidan bunu geçmişte yapmıştı birkaç sene önce. Bir İngilizce kursuyla anlaşmışlardı. Bunu yapmaları lazım. Buradan bir kere daha bu görüntü çok önemli. Bak en az Muçi kadar önemli biliyor musun? Samet Hoca o konularda birebirdir ya. İyidir yani. O konuda hakkını vermek lazım. Dün Türkiye Futbol Federasyonu'ndaydım. Hem Ziraat Türkiye Kupası'nın çekimi vardı. Hem de öncesinde Meta vardı. Çekti mi sende bir tane? Yok. Melike çekti. Ama Melike'ye bak bir yerde çok gereksiz yükleniyorlar. Bunu söyleyeyim. Çok eleştirmişler. Şimdi Melike'nin, niye eleştirmişler? Şimdi Melike hani bilerek çekti falan diyorlar da. Bak şurada bir ufak bir şey hatası yaptı. Bence çok güzel bir hamleydi. Hep olmalı böyle güzel enstantaneler. Bir tık karıştırsana Melike topları. Tık gittin aldın. Yani ne oldu biliyor musun? Aslında niye olduğunu da söyleyeyim. Ben şimdi açıkla iyi olur ilk aslında. İlk turdan itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nın tüm kura çekimlerine gittim. Yani 56'da mı? Tabii 56 mıydı? 60 küsür müydü? Neydi? Yani oradan itibaren varım. Hep bir kadın yönetici vardı. Hep. Gaziantep Spor'da vardı. İzmir'in bir takımında vardı. Yani daha diğer takımlarda. Hep bir kura çekiminde kadının eli değdi ona. Böyle bir artık son 8'e kalınca kadın yöneticinin olduğu bir takım son 8'de değildi. 16'da değildi. Öyle olunca da Melike orada bir şıklık yapmak istedi. Bir kadın olarak kadın el değsin istedi. Bence gereksiz eleştirmişler. Ne çok, var yani bunda? Çok bunlar? Keyifliydi ama aynen. İşte hani o kadar böyle artık sineğin yağını çıkartıyoruz ki anladın mı? Ya işte niye karıştırmadı? Niye bir tur gitti yok direkt çekti ya falan? O kadar da kurgu olabilir mi? Gerçi işin abi içinde... Abi kapalı top biz yayından önce bir saat boyunca Melike ile dışarıda oturduk. Haberi çay içtik. Abi sonra biz salona girdik. Nasıl olduğunu da söyleyeyim. Besim Bey çıkarttı topları, hangi toplar kullanılacaksa içine koydu ve yarışma diyorum, kura çekim başladı. Yani nasıl olacak yani bu? Ya işte biraz orada sosyal medya bence bazen çok fazla abi reaksiyon veriyor. Geçelim, bence çok mesnetsiz bir durum bu. Şimdi iki tane bilgi vereceğim. Bir tanesi Beşiktaş'ta altyapıda biliyorsun hep söylüyoruz ya son zamanlarda muazzam işler oluyor vesaire diye. Neydi bizim hocamızın adı? Unuttum. Semih Hoca ile beraber şu an altyapıda yeni geldi. Emrah Hoca mı? Emrah Bayraktar. Hay yaşa. Emrah Bayraktar geçen hafta Manisa'da bir 10 yaşında bir çocuğun şeyine gitti biliyor musun? Gitti, keşfetti, ailesiyle görüştü. Muvaffakatnamesini alıp Beşiktaş'a aldı bak. Şimdiden kuruyorlar yeni Semihler. Ki Emrah Hoca bu konuda birdir. Yeni Demir Egeler. Bak geliyor yeni. Rıdvan, Ersin, tabii. Serdar Saatçi. İşte yüzden, onların hepsi onun. O yüzden buradan geçiyor. Bir kere daha söyleyelim. Beşiktaş'ın geleceği bu şekildeki hamlelerle kurtulur. Bu vesileyle ben de istersen bir isimden bahsetmek istiyorum. Ben scout özelliği olan bir adam değilim ama kendimce böyle takip ettiğim çok bazı güzel bağladın ama bazı ligler var tamam mı? Bazı ligler var, bazı oyuncular var. Şimdi şöyle bakıyorum tekrar isimde hata olmasın diye. Muğla'da Güneş Spor'da oynayan Oğuzhan Peköz diye bir çocuk var. Bak ekrana da geldi. Bir Ricardinho tarzı var değil mi? Alttan böyle topa yatan oyuncu da olur mu? Adeleler falan.
Tabii şu an U14'te oynuyor. Bildiğim kadarıyla şampiyonluğa da gidiyorlar il bazında. Hocalarının da şöyle yanlış olmasın. Evet, Buğra Özkan. Buğra Özkan Hoca ile beraber de çok güzel işler yapıyorlar. Daha birçok da resim var, takip ediyorum. Ben şimdiden Emre Hoca kadar olmasa da böyle izleyicilerin aklında kalsın diye sevgili arkadaşları Ozi diyormuş herhalde ona. Neydi kardeşimizin adı? Oğuzhan Peköz. O reklamlarda Tuna var galiba. Oğuzhan kardeşimiz inşallah yoluna açık olur. Oğuzhan Peköz'ün de baktım yaş grubunda da doğum günü zaten. Doğum günü kutlu olsun. Yeni yaşı kutlu olsun. Ama bir ufak izleyicilerin, bizi izleyenlerin kulağında aşina olsun. İlerleyen yıllarda Galatasaray olur, Beşiktaş olur, Fenerbahçe olur. Hiç önemli değil. Türkiye'de inşallah böyle oyuncular önemli yerlere gelir. Umarız. Ben de şunu söyleyeyim. İşte dedim ya federasyondaydım diye. Mete Vardar ve Onur Göçmez Beşiktaş As Başkanları. Onların da görüşmesi vardı. Bir iki cümle söylesen onları. Ya oradaki görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Daha önceki federasyon Beşiktaş arasındaki gerginlik, Mehmet Büyükekşi ve Mehmet Nur Çebi yönetimi arasındaki gerginliğin şu anda itibariyle olmadığını söyleyelim. Beşiktaş belki de son demeyeyim. Sayın Büyükekşi göreve geldiğinden beri en uzun bireysel görüş toplantı yapıldı. 2 saati geçti toplantı. Ben başından sonuna kadar oradaydım. Mete Bey'le de Onur Bey'le de çıktığında özel olarak görüştük. Çok olumlu bir görüşme oldu ve bizim isteklerimizin hepsi not alındı. Ama bundan sonra kayda geçecek mi, geçmeyecek mi? Bizim istediklerimiz olacak mı, olmayacak mı? Bunu göreceğiz. Fakat biz olması için bundan sonraki süreçte eğer istediklerimiz olmazsa bu kadar yumuşak olmayacağız. Ama iletişimin her şeyi çözebileceğini düşünüyoruz dediler ki bunda da oldukça önemli bir açıklamaydı bana göre. İki tane kritik şey var orada. Birisi sana soru, birisi yorum. Yorum şu, iletişim bir sanattır dedi Onur Göçmez. Evet. Çok önemli bir detay bu. Aslında bir de mesaj. Bundan sonra daha inşallah üst perdede. İnşallah iletişimle çözülür ki ben ihtimal vermiyorum. Baştan şerhemi koyayım çözüleceğini. İkinci soru şu. Galatasaray Bandırma Spor maçından sonra Onur Göçmez'in Bandırma Spor Başkanı hüviyetiyle bazı açıklamaları oldu. PFDK'ya sevki oldu mu, olacak mı? Bildiğim kadarıyla olmadı. Ama yani yanıt bir ama tahammüllere göre olması gerekiyor. Yani o açıklamaları yapınca PFDK'ya sevk ediyorlar. Eğer ceza alırsa Onur Göçmez, Bandırma Spor Başkanı hüviyetiyle yaptığı açıklamadan dolayı Beşiktaş maçlarında hak mahrumiyeti alır mı? Almaması gerekiyor ama bilmiyorum ki. Saçma değil mi? Ama şurada şöyle bir şey de var abi. Düşünsene Bandırma devam ediyor. Galatasaray'ı eliyor ve Beşiktaş'ta eşleşiyor. Ne olacak? Ya o ayrı bir şey. Onu konuşuruz yani ama. Orada da bir tuhaflık var. Yani o da işin farklı bir kısmı. O sorduğun soruda. Ama orada sanki şöyle bir şey var. Aynı ligde olmadıkları süreci olabiliyorsun. Ama işte kupada ama denk gelebiliyorlar. Ama bu bir turnuva. Lig statüsü değil ki. İşte orada. Bunu bir hukukçulara sormak lazım. Tamam. Diyelim ki hukuksal olarak bir karşılığı yok ama doğru mu, etik mi? Evet. Onlar tartışılır. Çok güzel çevirdin sorunun cevabını yalnız. Aklına gelmeyince. 100 bin TL ceza mı tabi görüyor musun? İşte anında. Paraya çevirmişler. Çünkü hak mahrumiyetini paraya çevirmeleri lazım. İşin içinden çıkamazlar yoksa. Doğru. Yani. Şeyi söyleyeceğim. O görüşmeden sonra bir baktım Fırat Fidan orada. Yaklaşık yarım saat konuştuk. Selam olsun buradan da. Çok güzel işler. Kadın gibi. Futbol Ligi'nde büyük skandallar var. Söylemesem olmaz. Bir kısmı yansıdı basına biliyorsun. Lisanssız oyuncu oynatan var. Hakemlerle ilgili kural bilmeyen hakemler var ama kuraldan kastım şu. Yani hava atışını bilmeyen, avutu korneri bilmeyen, düdük çaldığında ne yapacağını bilmeyen hakemler var. Oyuncuyu 5 değil 6-7 oyuncu değiştiren takımlar var. Lisanssız futbolcu oynatan takımlar var. Kural bilmediği için hakemin verilmeyen penaltı sonrasında Galatasaray'ın attığı 2 tane gol var gibi birçok serzenişi vardı. Fırat niye buradasın abi dedim. Ben de dedi kadın futboluyla ilgili kadın futbol direktörüyle görüştüm. Çok büyük sıkıntılar var. Eğer bu şekilde devam edeceksek etmeyelim diyelim demek için geldim dedi. Bu çok kritik. Söylememiz lazım. Kadın ligleri çok önemli. Kadınlarımız mutlaka bu futbolun içinde olmalı. Aynen. Bu konuda da hiç kimse kusura bakmasın. Yıllardır en büyük yatırımı yapan Beşiktaş'tır. Kesinlikle. ALG Gaziantep'te birlikte. Fenerbahçe Galatasaray. Daha birkaç senelik. Daha onlar yeni kuruldular. Ki kurulsunlar çok da güzel. Handbollara keşke kurulsalar. Handbollara olsalar bu sportif başarıyı körükler. Onu da söyleyeyim. Kadın futbol ligleri hiç iyi gitmiyor. Oradaki sıkıntı aslında çok şaşırtmıyor beni. Biliyorsun daha yakın zamanda bir skandal oldu. Antalya'da birisi federasyonun hakemi diye maçlar yönetti. O işin içinden başka şeyler çıktı. Sonra federasyon bir açıklama yaptı. Bizim hakemimiz alakamız değil. Yok. Abi nasıl alakanız yok? Sizin denetlemeniz lazım orayı. Yani
bizim alakamız yok diye çekilemezsiniz. O yüzden şaşırmıyorum. Ama şurada şunu net şekilde söyleyebilirim ki, yani Fırat Fidan'ı da tanıdığım için, bu işlerde eğer peşine düşüyorsa sonuç alır. Bırakmaz. Sonuç alana kadar bırakmaz veya kendisi bir aksiyon alır. Son yıllarda, uzun zamandır da kulübün içerisinde bana göre en faydalı yöneticilerden bir tanesi. Herhangi bir beklentisi yok, herhangi bir menfaati yok. Sadece işini yapıyor. Çok da genç. Genç olmasına rağmen hem kendi sektöründe iş anlamında, tabii, hem de Beşiktaş'ta önemli işler yapıyor. Ona da selamlarımızı gönderelim. Tabii canım. Çok geçtik uzaktık artık vakti. Ya bizde konu bitmez. Bak, Beşiktaş bu haldeyken bu kadar konuşuyorsak, buradan Fenerbahçe programına yine taş atalım. Biz Fenerbahçe gibi bir kadromuz olsa burada aman Allah'ım yani. Instagram'dan da bir yayın yapalım bir ara. Yapalım. Yapalım. Instagram'dan da yapalım. Peki, var mı bir şey başka? Güzel yayın oldu. Keyifli yayın oldu. İnşallah izleyenler de beğenmiştir. Sen başladın, ben bitireyim. Bizi lütfen takip etsinler. Beğensinler. Eleştirel yorumlardan da lütfen kaçınmasınlar. Biz eleştirinin geliştirdiğini düşünen insanlarız. Ve mümkün olan her yoruma da kontrol edip gerek varsa cevap veren insanlarız. Lütfen bizi izlemeyi, takip etmeyi unutmasınlar. Kartal Bakışı sona erdi. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.